Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle fırında tavuk güveç tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve kuşbaşı doğranmış yarım kilogram pirzolalık tavuk etini alarak sotelemeye başlayalım. Ben şu anda tavuk pirzola kullanıyorum. Dilerseniz bu tarifi göğüs etiyle de hazırlayabilirsiniz. Tavuklar suyunu çekmeye başladığında yemeklik doğradığımız bir adet orta boy soğanı da ekleyerek sotelemeye devam edelim. Ardından bir adet yeşil biber ve isteğe bağlı olarak 1-2 diş sarımsağı da ilave edelim. Bu aşamada isterseniz bir tane kırmızı kapya biberi de ekleyerek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Biberler ve soğanlar da kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, doğranmış 1 orta boy domates, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyerek tüm malzemeyi güzelce karıştıralım. Son olarak yarım su bardağı sıcak suyu da sotelenen tavuklara ilave ederek yaklaşık 5 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda tavuklarımızı güveç kaplarına paylaştırabiliriz. Ben bu ölçülerle hazırladığımda gördüğünüz boyutlarda 3 adet güveç elde ettim. Bu sayı kullandığınız kaplara göre değişebilir. Ayrıca verdiğim ölçüleri artırarak daha fazla sayıda da hazırlayabilirsiniz. Tavuk güveçlerimizi önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişmeye bırakalım. İlk 15 dakikadan sonra fırındaki güveçlerin üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, çeri domates ve yeşil biber ekleyerek peynirler eriyip üzeri kızarıncaya kadar 10 dakika daha pişirelim. Sürenin sonunda peynirleri güzelce eriyip kızaran tavuk güveçlerimiz servise hazır. Sıcağıyla servis etmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kolayca hazırlayabildiğimiz gerçekten çok lezzetli bir yemek tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videonun sonuna bu yemekle uyumlu olacağını düşündüğüm pilav ve salata önerilerimi de ekliyor olacağım. Ayrıca açıklamalardan daha fazla tavuk yemeği tarifine de ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.